Herkese merhaba, ben Nabi. Yeni bir eğitim videosuyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz siyah beyaz fotoğrafı nasıl renklendiririz? Hazırsanız hemen başlayalım. İlk önce yüz teni renginden başlayacağız işlemimizi gerçekleştirmeye. Bunun için evrensel renk tonlarına gelerek Solid Color'ı seçeceğiz. Burada yüzün ten rengine en uygun rengi seçeceğiz arkadaşlar. Bu kısımdan yüz tenine en yakın rengi seçeceğiz. Buradan arkadaşlar böyle olsun. Burada beyaz kısma gelerek CTRL-İ'ye basacağız. Bunun nedeni boyama işlemini nasıl yapacağımızı, yani nerelere yapacağımızı görmek açısından arkadaşlar. Siyah kısmı seçtik. Brush aracımızı seçerek boyama işlemini gerçekleştireceğiz. Biraz yaklaşayım modelimize. Bu şekilde. Böyle olmaz tabi arkadaşlar. Buradan normaldan color'ı seçeceğiz. Ve boyama işlemini gerçekleştireceğiz. Biraz hızlandırayım bu kısmı. Evet arkadaşlar, yüzten boyama işlemini gerçekleştirdik. Şimdi göz boyama rengini yapalım arkadaşlar. Gene evrensel renk tonlarına gelerek Solid Color'ı seçeceğiz. Burada gözün ne renk olmasını istiyorsanız arkadaşlar buradan boyayı seçip boyama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Yani kahverengi bir göz rengi olsun istiyorum bu şekilde. Beyaz kısma geldim. CTRL-İ basarak siyah çevirdim. Biraz yaklaştırarak fırça boyutunu biraz küçülteyim. Boyama işlemini gerçekleştirelim. Şu an koloru seçmemiz lazım. Bu şekilde gözü boyadık. Diğer göze de aynı şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Çok keskin olursa, yani çok koyu bir renk olursa opasitesini biraz daha düşürebiliriz bu şekilde. Diğer boyama işlemimizi dudakta yapalım arkadaşlar. Dudak boyamayı evrensel renk tonlarından Solid Color'ı seçtik. Dudak rengini ben koyu bir kırmızı istiyorum arkadaşlar. Bu renk. Beyaz kısma geldim. CTRL-İ'ye basarak işlemi gerçekleştirdim ve boyama işlemi yapacağım. Şimdi arkadaşlar koloru seçtik ve boyamaya başladık. Evet arkadaşlar, dudak boyama işlemi de gerçekleştirdik. Modelimiz bir renklenmeye başladı. Şimdi saç rengini oluşturalım arkadaşlar. Evrensel renk tonlarından Solid Color'ı seçtik. Saçımızın da hangi renk olmasını istiyorsak ona göre ayarlayabiliriz. Ben koyu bir renk seçeceğim arkadaşlar. Böyle bu renk olabilir. CTRL-İ'ye bastım. Biraz yaklaştırdım. Boyutunu biraz daha büyüteyim. Şekilde mesela, evet, boyayalım. Buradan koloru seçtik ve boyamaya başladık. Evet arkadaşlar, saç rengimizi de boyadık. Arka fonumuz gri renk. Onu da isterseniz değişebiliriz. Solid Color'ı seçtik. Buradan kırmızı yapalım arkadaşlar. Bunu da biraz modelimiz ön plana çıksın diye. CTRL-İ'ye basarak siyah rengi seçtik. Biraz büyütelim. Fırçamızın boyutunu. Evet, bu şekilde iyi. Arkadaşlar, koloru seçtik.
ve boyamaya başlayalım. Evet, modelimiz ön plana çıkmaya başladı. Renk değişince. Biraz boyutu küçültelim. Evet arkadaşlar, modelimiz ön plana çıktı. Küpelerimizin rengi var arkadaşlar. Onu da değişebiliriz. Biraz yaklaştıralım. Evet, kolardan. Küpelerimizde rengini hem saç hem de ten rengine uygun bir renk yapalım. Bu şekilde. CTRL'ye basıyoruz. Beyaz kısmı seçmemiz lazım. Bu şekilde. Evet, biraz yaklaştık. Fırça boyutumuzu düşürelim. Koloru seçtik. Evet, boyayalım. Evet, küpelerimizi de renklendirdik arkadaşlar. Şimdi burada gözün bu beyaz kısmı böyle siyah beyaz olduğu belli oluyor burası. Onun için göz rengimize yakın bir renkte burayla boyarsak daha iyi bir sonuç elde edeceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Göz rengine geldik. Opasitesini biraz düşüreceğiz. Siyah kısmı seçtik ve biraz daha atalım. Şöyle boyama işlemini yapalım. Bu şekilde. Evet. Diğer gözü de aynı işlemi uygulayalım. Bu şekilde arkadaşlar. Dudaklı da aynı işlem var. Siyah olduğu, siyah beyaz olduğu belli oluyor. Dudakları seçeceğiz. Siyah kısmını seçtim. Böyle çok belli oldu bunda. Biraz opasitesini düşürelim. Evet, bu şekilde biraz koyu oldu. Biraz daha açalım. Evet arkadaşlar, işlemimizi gerçekleştirdik. Biraz modelimize makyaj da yapabiliriz. Göz kısmı, göz kapakları üstüne, yüzdeki buralara biraz makyaj yapabiliriz. Bunun için tekrardan solid color'dan ne renk yapacaksak, yani ne renk uygun olursa ona göre bir yüz ten rengi yapabiliriz arkadaşlar. Buradan rengimizi seçelim. Bu şekil olabilir aslında. Koloru seçelim. CTRL'ye basarak. Pardon, olmadı. Bu şekilde. Evet. Üstten rengimizi, brush'ımızı aldık. Biraz büyütelim. Evet. Opasiteyi %100 yaptık. Bu şekilde makyajımızı yapalım. Göster rengimize de uygulayalım. Bu şekilde bir yer seçelim. Koloru seçtik. Buradan getirelim de il yaparak siyah yaptık. Ve boyama işlemini yapalım arkadaşlar bu şekilde. Biraz keskinlik var buralarda. Opasitesini biraz düşürelim brush'ımızın. Biraz da büyütelim. Silme işlemini yapacağımız için arkadaşlar siyah rengimizi üste geçirelim. Bu şekilde böyle silelim, biraz daha uyumlu olsun. Evet. Aynı işlemde yüzü de yapabiliriz. Burada da belli oluyor. Biraz büyütelim.
işlerini yaptık arkadaşlar. Bu şekilde biraz daha kısalım. Evet. Modelimizi daha renkli hale getirdik arkadaşlar. Önce yüz tenini renklendirdik. Gözleri renklendirdik. Daha sonra dudakları renklendirdik. Saçımız renklendi. Arka fonu renklendirdik arkadaşlar. Küpelerimizi renklendirdik. Yüze biraz makyaj yaptık. Ve göz kapaklarına bir makyaj yaptık. Genel bir renk tonlamasıyla bu eğitim videomuzu bitirelim arkadaşlar. Evrensel renk tonlarından Voya Saturation, yani biraz daha doygunluk vereceğiz fotoğrafımıza. Bu şekilde arkadaşlar biraz daha canlandı fotoğrafımız. Tekrar evrensel renk tonlarından Color Balance'ı seçerek renklendirme ve buradan bu şekilde arkadaşlar eğitim videomuzu tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.